Sen kahvaltı yapmamışsın. Aa, kaç sabahtır dikkat ediyorum, hiçbir şey yemiyorsun. Hasta mısın yoksa? Değilim Adile abla. Madem hasta değilsin, geriye bir tek şey kalıyor. Sen kara sevdaya tutulmuşsun. Ben gideyim bari, fabrikaya geç kalmayayım. Sen fabrikaya geç kalalı 2 saat oldu. Sahi mi? Ferdi, bana gerçeği söyle. Aşık mısın? Değilim. Ben bu derdi çok iyi bilirim Ferdi. Benden saklamaya çalışma. Gençliğimde ben de bu ateşin içine düştüm. Günlerimi, saatlerimi şaşırdığım çok oldu. Sen de bu ateşin içindesin. Boşuna saklama. Belki de benden gayrı herkes senin kime sevdalandığını biliyordur. Eğer şu Nuriye cadalozunun da haberi varsa deli olurum. Söyle bakayım, o cadaloz biliyor mu? Biliyor galiba. Seni oğlum gibi severdim. Her şeyini bana anlatacağını zannederdim. Demek beni sevdiğin hep yalanmış. Nuriye'yi benden çok sevdiğin anlaşıldı. Adile abla, sana nasıl söyleyebilirdim? İnsan annesine böyle şeyleri söyleyebilir mi? Birkaç kere anlatayım dedim, cesaret bulamadım. Seni kırdığım için affet. Ben annesiz büyüdüm. Anne sevgisinin ne olduğunu pek bilmem. Ama seni tanıdıktan sonra sende bu şefkati, bu sevgiyi buldum. Seni çok seviyorum. Oğlum, bir tane. Ağladığımı sakın kimseye söyleme. Ha, merak etme. Yalnız Nuriye'ye söylerim. Şimdi seni ayağımın altına alırım. Oo, buyurun Sabri Bey, hoş geldin. Rica ederim, rica ederim. Buyurun efendim, buyurun. Sağ ol. Hüsnü amca, haber aldığıma göre 10 gün olmuş geleli. Evet. Bekledim, gelmediniz. Bir gideyim dedim. Şöyle geçelim. Hasta olduğunuz endişesine kapıldım. Hamdolsun iyisiniz. Allah'a şükürler olsun, iyiyiz. Gelecektik, hemen rahatsız etmeyelim dedim. Rahatsızlık olur mu? Bugün zenginsek bu sizin sayenizde Hüsnü amca. Estağfurullah efendim. Ben iyilik unutacak bir insan değilim. Zeynep'in işi hazır fabrikada. Zeynep burada mı? Sizi fabrikaya görmeye gitti. Ya öyle mi? Bu Ferdi'ye ne oldu yahu? Saat gibi dakikadan. Kaç gündür sapıttı. 1-2 saat geç gelmeye başladı. Hasta mı dersin? Kendisine sor. Bak, batmış kayık gibi geliyor. Ferdi! Nerelerdesin Ferdi? Saat kaç olduğunu biliyorsundur herhalde. Dün seni patron sordu. Herhalde seni cezalandıracak veya işten kovacak. Biraz sonra odama gel Ferdi. Peki efendim. Yürü oğlum. Maşallah, nasıl oldu? Bugün erkencesin. Paraya ihtiyacım var baba. Erken geldiğinin sebebi anlaşıldı şimdi. Bak Erol, bu fabrika günün birinde sana kalacak. Ben hasta biriyim. Her an ölebilirim. Sen bu bilgisizlikle işin başına geçersen işi yürütemezsin. En kısa zamanda fabrikayı iflasa sürüklersin. Bu çark nasıl olsa dönüyor. Ne diye yorayım ben kendimi? Eğer senden başka bir evladım olsaydı, hiç endişe etmezdim. Fabrikayı ona vasiyet eder, o zaman sen de şimdi yaptığın gibi bol para harcar, bar ve pavyonları gezer dururdun. Allah cezanı. Gel. Beni çağırmıştınız efendim. Yaklaş oğlum. Biliyorum efendim, geç kaldığım için özür dilerim. Bana ne ceza verseniz haklısınız. Seni cezalandırmak için değil, mükafatlandırmak için çağırdım. Yanımda 2-3 senedir çalışıyorsun. İşine gösterdiğin titizlik ve çalışkanlıktan ötürü iplik makinalarının bulunduğu bölüme seni şef tayin ediyorum. Bir meslek sahibi ol diye. Şu andan itibaren yeni vazifene başlayabilirsin. Hadi şimdi işine. Ben şimdi şef oldum.
Teşekkür ederim efendim. Maaşımı zamlı alacağım, zamlı. Sağ olun efendim, sağ olun. Göreceksiniz efendim, bir numaralı usta olacağım. Bir numaralı usta, mühendis olacağım. Çok affedersiniz, canınız acıdı mı? Yok canım, kabahat bende. Zeynep, yaklaş Zeynep. Sen de bir an önce işine git Ferdi. Peki efendim. Mühendis oldum, şef. Tebrik ederim. Oturabilirsin yavrum. Teşekkür ederim. Otur evladım. Bir şey mi söyleyecektin Ferdi? Yok, hayır. Peki niye duruyorsun? Hiç efendim, hiç. Öyleyse git. Olur tabii, olur. Biraz evvel sizdeydim kızım. Deden fabrikaya geldiğini söyledi. Dedeni çok severim. Eğer bir fabrikam varsa, eğer çok zenginsem bunu dedene borçluyum. Deden babama yardım etti. Elimizden tuttu. Bize iş öğretti. Haklısınız efendim. Vallahi de billahi de çok iyi iş bilir. Ben kefil olurum kendisine. Sen hala mı buradasın? Gidiyorum efendim. Gidiyorum. Bu Ferdi'yi şef yapınca bir acayipleşti. Eğer gitmezsen, seni şef yapmaktan vazgeçerim. Gittim. Neyse. Zeynep yavrum, bundan sonra yanımda çalışacaksın. Sekreterim olacaksın. Yalnız bana gelen telefonlara bakacaksın evladım. İşin bu kadar basit ve kolay. Odan yandaki oda. Hemen işe başla. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sizi yerinize ben götüreyim, buyurun. Sen otur oturduğun yerde. Zeynep yavrum, odan çıkınca sağdan birinci kapı. Tekrar teşekkür ederim efendim. Bu kızı rahat bırak. Bir şey yaptığını duyarsam fena yaparım seni. Babam demin bizi tanıştırmayı unuttu. İsmim Erol. Memnun oldum. Sizi bir yere davet etsem gelir misiniz? Deniz kenarında güzel bir lokanta biliyorum. Teşekkür ederim, çalışıyorum. Ah, izin almanız gerekmez. Ben babanızın emrindeyim. Ne kadar güzel bir teniniz var. Bir daha sefere babanıza söyleyeceğimi unutmayın. Çıkın dışarı. Elimden kurtulamayacaksın. Erol, haline bakılırsa tokat yemiş gibisin. İçerideki kedi tırmaladı, şu yeni gelin. Her kuşun eti yenmez oğlum. Bunu öğren artık. Her kuş bir fiyat ödenerek yenir. Paranın karşısında bana evet demeyecek kadın az bulunur. Ha Hasan, araba bozuldu. Turgut Usta'ya uğra da bir baksın. Olur, götürürüm. Merhaba Turgut Usta. Hoş geldin Hasan Bey. Nasılsın? İyiceyim. Bizim Erol'un arabası yine tekliyor. Bir bakıver şuna. Şimdi. Senin kız nasıl oldu? Hep öyle. Gün geçtikçe kötülüyor. Yerinde olsam memlekete götürürüm. Buranın havası yaramıyor galiba. Memlekete dönemeyiz bey. Herkes bize kötü gözle bakar, beceremedik diye. Seni memleketten getirdiğime bazen pişman oluyorum Turgut. Bizim fabrikanın işlerini getirmeseydim, sen hiçbir şey beceremeyecektin. Dua et ki memleketlimsin, yoksa sana çoktan yol verirdim. Her zaman sana duacıyız. Sen öl de ölelim bey. Merhaba. Merhaba. Bugün seni patronun odasında görünce çok şaşırdım. Ben de. Ne zaman karşılaşsak bir tarafını vuruyorsun. Sana şans getirmiyorum galiba. Yok canım. Bilakis bana uğurlu geldiniz. Sizi tanıdıktan sonra evvela para çıktı, şimdi de terfi ettim, şef oldum. Buna çok sevindim. Ne kadar özlesem, doyamazsın dünyaya. Düşün taşın, bir kere hayat benzer rüyaya. Umdukları... Ya, Adile abla, Adile abla! Ay, gözü kör olmayasıca, yüreğimi ağzıma getirdin. Ne vardı o kadar Adile abla diye bağıracağım? Yanıyorum Adile abla. Niye yanıyorsun? Bana Zeynep'i isteyeceksin, tamam mı? Vallahi sen aklını kaçırmışsın.
İnsana hop diye kız verirler mi? Ya dedesi başkasına söz vermişsin? Evvela bir araştırmak lazım oğlum. Araştırmaya lüzum yok Adile abla, Zeynep beni seviyor. Yeter ki sen iste. Kızı vermezlerse mahalleye rezil oluruz. Ben olurum, sen değil. Kabul etmesen benden Nuriye teyzeye giderim. Dur, dur! Gel buraya! Nuriye budalası, ne anlar bu işten? Aa, eğer ona gidersen hem senin hem o Nuriye'nin gözlerini oyarım. Biz de kız istemenin yollarını biliriz. Deriz ki Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Zeynep'i oğlumuz Ferdi'ye isteriz. Karar sizin. İsterseniz biraz düşünün. Karar vermek için fazla düşünmeye lüzum yok. Ferdi oğlum cidden iyi bir insan. Çalışkan ve namuslu. Bir erkekte olması lazım gelen bütün meziyetler var kendisinde. Ferdi'den iyisini bulmak bu zamanda çok zor. Zeynep'i Allah'ın emriyle verdim gitti. Dilerim mutlu olsunlar ama yalnız usulen bir de Zeynep'in fikrini almamız lazım. Acaba o ne der bu işe? Olur derim dedeciğim. Kendine gelsene. Bunda gülecek ne var? Öyle ya. Niye gülüyorum? Ne bileyim ben. Bilseydik biz de gülerdik. Vasiyetnamemi yazdım. Aman beyefendi, sırası mı? Evet, sırası. Geçen gün doktora gittim. Anladığım kadarıyla işim bitmiş. İşim bitmiş Hasan. Ölmeden vasiyetnamemi yazdım. Şunu bir oku. Fikrini öğrenmek istiyorum. Servetinizin yarısını Zeynep'e bıraktığınızı yazıyorsunuz. Şu yeni gelen kız. Şaşmaya lüzum yok. Her şeyimizi onlara borçluyuz. Bize yaptıklarını ödemek istiyorum. Notere telefon et, hemen gelsin. Yalnız bu vasiyetnamem ölünceye kadar aramızda sır olarak kalacak. Anlaşıldı mı? Merak etmeyin beyefendi, kimse duymayacak. Tamam. Sen de hazırlıklarına başla. Hemen Almanya'ya hareket edeceksin. Orada bir süre kalıp işlerimizi yürüteceksin. Sağ olun beyefendi. Size minnettarım. Yavrum. Yavrum benim. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel. Tıpkı sana benziyor. İkinizi de çok seviyorum. Dedecik de sağ olsaydı da bu mutlu anı görebilseydi. Nur içinde yatsın. O yattıkça Allah sizlere uzun ömür versin. Hoş geldiniz müdür bey. Hoş bulduk. Sana da Almanya'dan bir şeyler getirdim Orhan. Teşekkür ederim müdür bey. Oraya bırakıver. Buradaki sekreter ne oldu? Evlenip gitti efendim. Kimle? Erol Bey'le mi? Hayır efendim, kısım şefi Ferdi Bey'le. Neden yazmadın Ferdi ile Zeynep'in evlendiklerini? Yazsam ne olacaktı ki? Mani olmaya çalışırdım. Ne faydası olurdu? Çok şey! Baban servetin yarısını Zeynep'e bağışladı. Notere de tasdik ettirdi. Baban öldüğünde fabrikanın yarı sahibi Zeynep ve dolayısıyla Ferdi. Sen hapı yuttun oğlum. Anladın mı şimdi ne olduğunu? Doğru olamaz, doğru olamaz! İstersen babana sor. O babam olacak alçağı öldürüşüm. Dur! Babana sataşmak bir işe yaramaz. O zaman ne işe yarar? Ferdi'yi öldürürsek her şey hallolur. Hem kız sana kalır hem de fabrika. Ferdi'yi öldürmek zor iş. Yakayı hemen ele veririz. Samanın altından iyi su yürütürsün kimse farkına varmaz.
Hayrola Turgut Usta? Erol Bey'i görecektim. Erol Bey biraz sinirli. Kimseyle konuşmak istemiyor. Bir isteğin varsa bana söyle, kendisine iletirim. Biliyorsunuz benim kız bir senedir hasta. Evet. Şimdi bir ümit belirdi. Ameliyat olursa kurtulacak. 400.000 liraya ihtiyaç var. Yalvarırım, bana yardım edin. Kızımı ölümden kurtarın. Erol Bey iyi insandır. Bana bu parayı verirseniz köleniz olurum. Turgut Usta, şimdi doğru evine git. Yarın beni dükkanda bekle, işini halledeceğim. Allah senden razı olsun bey. Hadi şimdi güle güle, canını sıkma. Hadi bakalım. Sağ ol. Yapamayacağım. Yapamayacak mısın? O zaman da kızın geberir gider. Sen bilirsin. Bu silah. Bu da öldüreceğin adam. Hoş geldin Ferdi. Hoş bulduk. Niye yatmadın? Sen gelmeden nasıl yatarım? Yatsaydın daha iyiydi. Seni üzgün görüyorum, ne oldu? Sana üzülüyorum. Bizi yedirip giydireceksin diye gece gündüz durmadan çalışıyorsun. Müsaade et ben de çalışayım. Ben halimden şikayetçi değilim. Sen bebeğimize bak yeter. Bana yük olmuyorsunuz. İyi ama sen hastalanırsan biz ne yaparız? Böyle bir şeyi düşünmek bile uykularımı kaçırıyor. Sensiz bir anım bile geçmesin istiyorum. Seni seviyorum Ferdi. Çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bizi duyup kıskandı galiba küçük hanım. Baksana feryada başladı. Kıskanma Funda Hanım, seni de seviyorum canım benim. Sen onu biraz oyala, ben gidip Funda'ya mama hazırlayayım. Olur, bakarım kızıma annesi. Yorma kendini yavrum. Olamaz. Zeynep! 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 Thank you.
vurdum Ferdi abi. Hırsız! Hırsız karımı vurdu! Ben vurmadım! Bakmayın öyle! Ben vurmadım! Celal abi, sen beni tanırsın! Ne olur sen bari konuş! Konuşun! Bir şeyler söyleyin! Nuriye abla! Ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur! Ben katil olacak bir insan mıyım? Ben insan vurabilir miyim? Ben katil olabilir miyim? Konuşun, susmayın!